Şimdi burada ayetler anlatıyor fakat tabii insanlar orada görecekler. Yani hoşlanmadığı, azap çektiği, rahatsız olduğu her şey. Yani bir insan neden rahatsız oluyorsa olur. Yani cehennemde çünkü her şey şuurludur. Yani toprak da rahatsız eder. Herhangi mesela bak burada bir yiyecek mesela herhangi bir yiyecek Allah diyor şeytan başı gibidir görünüm ediyor. Mesela onu ürkütüyor. Mesela tadı pis, kokusu pis. Yani rahatsız edicidir. Mesela Rabbimiz şüphesiz sen şeytan Allah'a sığınırım. Kimi ateşe sokarsan artık onu hor ve aşağılık kılmışsındır. Yani gururu kırılıyor, aşağılanıyor. Evet. Zulmedenler yardımcıları yoktur. Yani enaniyetli, kibirli büyük ya. Evet. Orada aşağılanmış oluyor, küçük düşürülüyor. Ateşin halkı cennet halkına seslenir. Cennettekilere sesleniyorlar. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bize biraz sudan ya da Allah'ın size verdiği rızıktan aktarın. Derler ki doğrusu Allah bunları inkar edenlere yasak kılmıştır. Böyle bir şey yapamayız biz diyorlar. Cennet halkına sesleniyor. Yani onları görmeleri mümkün oluyor. Onların da onları görmesi mümkün. Orada pişmanlığı meydana getirmek için yapıyor Allah. Yani çünkü cehennemin en acı veren yönlerinden birisi cenneti görmeleri. Cenneti görüyor fakat çok zor bir ortamda yaşıyorlar. Ve oradan çıkamıyorlar. Yani o kıyastan dolayı çok canları yanıyor. Ayrıca. Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir görsen derler ki keşke dünyaya bir daha geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık. Enam suresi 27. Yüzlerinin ateşte evrilip çevrileceği gün derler ki eyvahlar bize keşke Allah'a itaat etseydik ve Resul'e itaat etseydik. Ahzab suresi 66. Onlar evet derler. Bize gerçekten bir uyarıcı geldi. Bir Mehdi, bir mürşit, bir kutup, bir peygamber uyaran. Fakat biz yalanladık. İnanmadık anlattıklarına diyorlar. Ve Allah hiçbir şey indirmedi. Siz yalnızca büyük bir sapmışlık içindesiniz dedik. Yani dedikleriniz tamamen yalan. Kulağında yalan. Yaratılışı anlatmanıza yaran. Her türlü anlattığınız yalan biz kesinlikle sizi kabul etmiyoruz dediler diyor Allah. Böyle dediler diyor. Böyle diyor adamlar dedik. Ve derler ki eğer dinlemiş olsaydık ya da akıl etmiş olsaydık şu çılgınca yananın ateşin halkı arasında olmayacaktık. Böylece kendi günahlarını itiraf ettiler. Yani orada dilleri açılıyor anlatıyorlar. Çılgınca yanan ateşin halkına Allah'ın rahmetinden uzaklık olsun. Mülk suresi 9-11. Ama mesela la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor ama günahkar, hatalı. Fakat hep kalbinde Allah sevgisi kalmış. Allah'ı sevmiş, peygamberi sevmiş. Bunların Allah affedilebileceğini söylüyor. Yani bizim ehl-i sünnet inancına göre onların bir süre sonra cehenneme çıkması mümkün oluyor. Ama yaptıklarını karşılığı alıyorlar. Ama mesela binlerce sene cehennem azabı, on binlerce sene cehennem azabı çekeceğine samimi davranıp, dürüst davranıp, Allah'a yakın ve candan davransa da böyle perişanlığı yaşamasa, değil mi? Bu doğrusu olan bu olur. Evet. Çünkü Allah'ı anlamak güç bir şey değil ki. Hiç zor bir şey değil. Çok açık yani inşallah. Elleri boyunlarına bağlı olarak sıkışık bir yerine atıldıkları zaman cehennemin, yani dar, küçük hücrelere sokuluyorlar. Ama bizim aklımız hep işte topraktan, taştan gelmiş yahut ateş deyince klasik ateş anlıyoruz. Öyle değil. Yani çünkü elleri yüzleri yanıyor. Yüzlerine eti dökülüyor. Ama daha hala konuşuyor bunlar. Yani azap çekiyorlar. Yani çünkü yaptıkları münasebetsiz konuşmalar da var. Evet. Mesela bak diyor ki bir de makul de mesela bak keşke yani pişmanlıkları ta pişman olmaları normal. Pişman oluyorlar. Keşke dünyaya bir daha geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık. Ama ateşin üstünde bunu söylüyorlar. Yani öyle. Normalde ateşin üstünde insan konuşamaz. Mümkün değil konuşamaz. Tabii ama bak burada konuşuyor. Yani bizim bildiğimiz bir ateş değil. Ama çok rahatsız oldukları, çok azap çektikleri bir ortam. İnşallah. Günahlarını itiraf ettiler. Çılgınca yanan ateşin halkına Allah'ın rahmetinden uzaklık olsun. Mülk suresi 9-11. Orada birbirleri çekişip tartışarak derler ki bak orada da kavga ediyorlar. Hala. Tabii orada da kepazeli çıkarıyorlar yani. Andolsun, yani tabi çekişmeler diyorum, yoksa Allah'ı anmalarına, Kur'an'ına yönelik sözlerini tenzih ederim. Andolsun Allah'a ve biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Yani
Darwinist, materyalist ya dinsiz, ateist ya satanist evet. neyse. Çünkü sizi yalancı, yalancı olanları alemden Rabbinle eşit tutuyorduk. Çünkü sizi sizi alemden Rabbiyle eşit tutuyorduk. Yani o Darwinistleri, materyalistleri. Bizi suçlu günahkarlardan başka saptıran olmadı. Mesela Darwin'in de sakallarını orada yapışacaklar. Stalin'in, Lenin'in, Mao'nun yakasına yapışacaklar tabii. Bak, bizi suçlu günahlardan, günahkarlardan başka ya okul arkadaşı olabilir. Disko'da tanıştığı bir arkadaşı olabilir. Ablası olabilir. Eniştesi olabilir. Kendi babası olabilir. Kim saptırdıysa. Evet. Kim onu hale getirdiyse. Annesi olabilir. Sınırı yok. Bizi suçlu günahkarlardan başkası saptıran olmadı. Yahut arkadaş çevresi, kimse onlar. Artık bizim için ne bir şefaatçi var, yani kurtaracak, arada konuşma yapacak kimse var. Yani vesile olacak. Yani Allah'ın affetmesi için vesile olacak. Aynen. Ne de candan yakın bir dost. Çünkü anası babası hepsi başı derdinde olacak. Yahut cennetteyse de onlar zaten ayrı olmuş oluyorlar. Hiç onlarla karşılaşmazlar. Bizim bir kere daha dünyaya dönüşümüz mümkün olsaydı da iman edenlerden olabilseydik diyorlar. Yani bu cümleyi kurabiliyorlar cehennemde. Bu konuşmayı yapabiliyorlar. Ama cehennem ise karanlık, tozlu ve pistir. Cennette de sürekli bir ekrandan göreceklerdir. Ona gıpta ediyorlar ve sürekli onlara acı veriyor. Bir de süre bir türlü bitmiyor. Mesela 2000 sene geçiyor bitmiyor, 3000 sene, 10.000 sene, 30.000 sene, 100.000 sene, 1 milyon sene. O zaman onları çok bezdiriyor, bitmemez. Ve sürekli çirkin bir ortamda kalıyorlar. Çünkü insanların yüzleri çok çirkin. Zemin çirkin. Yani her şey oradaki bütün, her şey şuurludur. Hepsi aleyhinedir. Tabii cenneti evet. görüyorlar bir de. Evet. Daha zor geliyordur. Evet. Elleri boyunlarına bağlı olarak, yani elleri arkaya doğru bağlı olarak sıkışık bir yerine atıldıkları zaman, yani dar yerlere, dar hücrelere atılıyorlar. Orada yok oluşu isteyip çağırırlar. Yani tamamen yok olalım biz diyorlar. Yani ruhumuz da yok olsun diyorlar. Ki mümkün değil. Çok zor. Evet. İmkansız. Bugün bir yok oluşu çağırmayın. Birçok kere yok oluşu isteyip çağırın. Yani istediğiniz kadar çağırın diyor. Hiçbir şey olmaz diyor Allah. Sürekli canlı kalacaksınız diyor. Furkan suresi 13-14. Cehennem bekçisine ey malik, ey bekçi, Rabbin bizim işimizi bitirsin. Yani bizi yok etsin diyor, öldürsün bizi diyor Rabbin. Hocam diyor. Yok oluş yok mu? Ya mümkün değil. İmkansız. Yani var olduktan sonra bir şey sonsuza kadar yok olmaz. Yani mümkün değil. Rabbin bizim işimizi bitirsin diye haykırdılar. Yani bizi öldürsün diyorlar. Yani bitsin diyorlar bu şey, hayat. O gerçek şu ki siz burada kalacak kimselersiniz dedi. Andolsun size hakkı getirdik fakat sizin birçoğunuz hakkı çirkin görüp tiksinlenlerdiniz. Yani Müslümanlara cephe aldınız, Müslümanlara hakaret ettiniz, saldırdınız, onları yok etmeye çalıştınız, aşağılamaya çalıştınız, anlattıklarına inanmadınız. Değil mi? Açık açık ispat ettikleri halde, bilimsel yönden, Kur'an'ı yönden ispat ettikleri halde sürekli hakaret ettiniz, hapsettirmeye kalktınız. Değil mi? Tuzağa düşürmeye kalktınız. Orada bütün yaptıklarını tek tek karşılarına çıkacak, anlatılacak onlara. Fakat diyor bak, fakat sizin birçoğunuz hakkı çirkin görüp tiksinenlerdiniz deniz diyor Allah. Tiksiniyordunuz diyor. Zuhru suresi 77-78. Gerçekten biz sizi yakın bir azap ile uyardık. Bak hayat çok kısa, hemen öleceksiniz, hemen ahirete gideceksiniz diye uyardık diyor. Şu anda da biz de uyarıyoruz değil mi? Hayat çok kısa. Yani birkaç on senede mesela, kaç yaşındasın sen? 22. 2 10 sene sonra 42 yaşındasın. 42 yaşında bir kadın nasıl olur bilirsin. Aynen öyle. Değil mi? 2 10 sene. Evet. Gerçekten biz sizi, şeytana Allah'a sığınırım, yakın bir azap ile uyardık. Kişinin kendi ellerinin önceden takdim ettiklerine bakacağı gün, yani daha önce yaptığı bütün bilgiler ona sunulacağı gün, kafir olanlar da ah keşke ben bir toprak olsaydım diyecek. Yani toprak olup yok olsaydım diyecek diyor Allah.
Allah. Yani oradaki topluluğa da söylüyorlar. Nebe suresi 40. Bu cehennem halkının birbiriyle çekişmesi kesin bir gerçektir diyor Allah. Sad suresi 64. Sürekli tartışıyorlar birbirlerine. O ona laf sokuyor, ona hakaret ediyor. O birbirlerini dövmek için kovalıyorlar, birbirlerine uğraşıyorlar. Hep sürekli birbirlerini suçluyorlar. Senin yüzünden oraya geldin diyor. O da o senin yüzünden geldin diyor. O diskodaki arkadaşı kimse, ya plajda tanıdığı kimse, veya meyhanede tanıdığı olabilir, okuldan tanıdığı olabilir, evden tanıdığı olabilir. Ya internet arkadaşı olabilir, internetten tanıştığı bir kişi olabilir. Her kimse onunla beraberler, birlikteler inşallah. Kur'an çok detaylı anlatıyor, gördünüz. Rabbimiz şüphesiz sen kimi ateşe sokarsan, ateşe girerse, artık onu hor ve aşağılık kılmışsındır. Yani aşağılanmıştır, gurur kırılmıştır diyor Allah. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur. Orada enterlik yapmak ve artistik hareketler yapmak, marka kıyafetlerinden züppelik yapmak, değil mi? Yahut işte süslü arabalarla gezinmek, yahut Facebook'a girmek, bilgisayara girmek, böyle cehennemde bu tip hareketler kimse yapamaz. Yani çırılçıplaklar inşallah. Kimse düşünmez herhalde zaten hocam, evet. Orada. Ama burada düşünmüyorlar. Yani sorun bu. Orada zaten düşünecek hali kalmıyor da. Burada düşünmüyor inşallah. Ne mezarın altında, bilgisayarla mezarın altına girer. Evet. Ve bakın hayat ne kadar kısa sürede. Sakıp Sabancı nerede? Ne kadar neşeli, canlı bir insandı. Evet. Yok. Mesela Sosyete'den Monik Hanım vardı. Sürekli resimler çıkardı. Yok. Bak daha yakın zamanda. Ünlü sanatçılar, ünlü kişiler. Bak hiçbiri ortada yok. Kimse nerede diye sormuyor. Hepsi öldü. Ölüyorlar. Değişmezsek her gün ölüyor. Tabii. Evet. Ama insanlar bunu düşünmüyor. Sürekli gençleri gösterdikleri için onlar öyle kalacak zannediyorlar. Bir süre sonra o gençleri göstermiyorlar. Bize bakıyorsun onlar da ölmüş. Bir süre yeni gençleri göstertiyorlar. Sanki sürekli insanlar sabit kalıyor zannediyor insanlarda. Mesela televizyonlarda falan sürekli spikerler değişiyor, insanlar değişiyor, evet. Olaylar değişiyor. Mesela eski spikerlerin birçoğu ölü. Yoklar. Birçok ünlü sanatçı yok, ölü. Ölmüş durumdalar. Değil mi? Mesela ünlü kadınlar o devirde sükse yapanlar, hava atanlar, işte açık arabada eşarbını havalandırarak böyle gezenler 60'larda, 40'larda değil mi? Evet. O zamanlar kimse onun öleceği aklına geliyor muydu onların? Hayır. Yok bakın şu an Marilyn Monroe bilmem ne falan hepsi toprağın altında. O zaman yaptığı hareketler falan biliyorsunuz, artistik hareketler falan. Değil mi? Elvis Presley hepsi. Aynen öyle. Tabii, o devirde onlar hiç ölmeyecek zannediyordu millet onları. Bak hiçbiri yok. Yani bir nesil tamamen yok oldu. Ateşin halkı cennet halkına seslenir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bize biraz sudan ya da Allah'ın size verdiği rızıktan aktarın. Bak cennettekilere söylüyorlar, cehennem ehli. Derler ki doğrusu Allah bunları inkar edenlere haram yasak kılmıştır. Ateşin üstünde durduklarında demin de okumuştum. Onları bir görsen derler ki keşke dünyaya bir daha geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık. Kardeşim orada mı aklın başına geliyor işte? Orada geçerli değil, oradaki aklın başına gelmez. Başlangıçta dürüst davranacaksın. Mesela züppe bir arkadaşını görüyor, o da züppeliğe özeniyor. Birisi itlik yapıyor, o da itliğe özeniyor. Dünyanın ne kadar kısa olduğunu görüyorsun. Bin bir türlü çakallığın inceliğini, sanatını öğreniyorlar. Ama Kur'an'ın, İslam'ın hakikatlerini, güzel ahlakın, sevginin, şefkatin, merhametin iyiliklerini öğrenmeye yanaşmıyorlar. Allah siz zulüm istemiyor muydunuz diyor. Evrime inanmıyor mu? İnanıyordun değil mi? Sana evrimden oluşmuş gibi görünen adamlar işte diyor. Yani senin inancına göre hani ecüş bücüş diyor ya, mutasyona uğramış. Evet. Hepsi mutasyona uğramış gibidir. İşte, cehennem ehli. İlk tabiat diyor, dünya ateşler içindeydi. Her yerden sular fışkırıyordu diyor. Değil mi? Yangınlar, duman her yeri kaplamıştı diyor. İşte tam ilkel atmosfer sana işte o oluşmuş oluyor. Cenab-ı Allah ona sağlamış oluyor. Her yer duman ve ateştir. Sular zehir gibidir. Kaynar sular var. Bak yerden buz gibi menba suyu çıkıyor. Normalde yerin altı ateş olduğuna göre. Çünkü biz dünyayı bir elma olarak kabul edersek elma. Elmanın kabuğu ne kadar ince? Çok ince değil mi? Çok ince. Biz elmanın kabuğu kısmında oturuyoruz şu an. Yaşıyor da. Elmanın etli kısmı olan yer
mağmadır. Fokur fokur kaynar su gibi ateş. Yani erimiş toprak ve maden. Herhalde. Fokur fokur kaynıyor. Bakın inceliğe dikkat edin. Tam elma kabuğu kadardır inceliği. Soğumuş incecik elma kabuğu. Bunun üstünde diskotekler var. Eğlence yerleri var. Adamlar tepiniyor, oynuyor. Altında ama fokur fokur kaynıyor. Adamı bir ilgilendirmiyor ve bir istikamete doğru gidiyor dünya ve güneş. O da onu ilgilendirmiyor. Ya kardeşim sen Allah'a inanmıyorsan her an bir yere çarpar o. Evet. Milyarlarca yıldızla dolu değil mi? Karma karışık gökyüzü zaten. Biri birine vurdu mu bitti. Bu kadar değil mi? Mağmada her an bölünür, parçalar alttan bir anda çatlar. Dışarıya çıkar, hediye darma keşen olur. Bunları düşünmeleri lazım. Mesela bir kuyruklu yıldız çarpsa, herhangi bir yıldız çarpmış olsa, dünya darmadağın olur. İncecik, su gibi kabuğu. Yani elma kabuğunun inceliğinde. Mağmanın üstünde dans ediyorlar. Mağmanın üstünde Allah'ı inkar ediyor. Mağmanın üstünde Darwinizm, materyalizmle ilgili propaganda yapıyor. Biz de bu gerçeklere dikkat çekiyoruz. Yani akılcı bakmaları, samimi bakmaları, Allah'ın varlığı apaçık ortada. Samimi değerlendirecekler. Anlamazlıktan gelmeyecekler.